Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalına herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. örnek ile birlikteyiz arkadaşlar. Örnek senaryo birimizde toplam 6 adet sorumuz var. Sorularımızı birlikte çözelim. Birinci sorumuzda bana arkadaşlar evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın varlığı ve bilgi arasındaki ilişkiyi kurar kazanımı ile ilgili bir soru sorulmuş. De ki o Allah tektir. Allah samettir. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. İhlas suresi. Bu surede verilmek istenen mesajı yazınız. Burada arkadaşlar bize tevhid inancından bahsetmiştir. Allah'ın bir olduğunu, hiçbir şeye ihtiyacın olmadığı, her varlığın Allah'a muhtaç olduğunu, Allah'tan sonra da Allah sonradan yaratılmış, hiçbir varlığa Allah'ın benzemediğini, onun eşidil ve benzerinin olmadığını anlatmakla arkadaşlar. İkinci soruda ise Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin yansımalarına örnekler sorulmakta. Esma-i ifadesinin anlamını yazınız. Esma-i arkadaşlar Allah'ın en güzel isimleri anlamındadır. Üçüncü soru. Gerçekten o her şeyi hakkıyla işitendir. Kullarına çok yakındır. Sebe suresi 50. ayet. Bu ayette ilk altı çizili sözcükte Allah'ın sıfatlarından hangisine değildiğini yazınız arkadaşlar. Burada işitme sıfatı yani semi sıfatından bahsetmektedir. Dördüncü sorumuz. Allah'ın her şeyi bildiğine, gördüğüne ve işittiğine inanan bir kişiden beklenen örnek davranışlardan ikisini yazınız. Evet arkadaşlar Allah bizi her zaman gördüğü için, bizi sürekli takip ettiği için hesap gününü düşünüp hesap vereceğimize göre yaşamamız gerekiyor. Kötülük ve haramlardan uzak durup iyilik ve güzelliklerimizi artırmamız gerekiyor. 5. Günlük hayatta kullanılan dua cümlelerden üçünü yazınız. Burada ben dört tane yazdım. Daha da bunlar arkadaşlar çoğaltabilirsiniz. Allah'a emanet olsun. Allah'a emanet olun şeklinde ifade edebilirsiniz. Allah şifa versin. Kolay gelsin. Rabbimizin zihin açıklığı versin. Allah sağlık saat versin gibi çeşitli ifadeler yazabiliriz. Altıncı soru. Dua edilmeye layık olan Allah'tır. Onun dışında el açıp dua ettikleri şeyler Allah onların hiçbir isteğini karşılamaz. Rad suresi 14. ayet. Buradaki verilmek istenen mesajı yazalım. Burada ben arkadaşlar biraz uzun yazdım. Bunu siz kısaltarak da düşünebilirsiniz. İnsanoğlu daima kendisinden daha güçlü bir varlığa sığınma, tapınma yalvarma ve yardım isteme ihtiyacında olmuştur. Allah'ın gönderdiği hak dine ve peygambere inananlar Allah'a sığınmış, ona tapmış ve ondan yardım dilemişlerdir. Su almak için uzaktan avuçlarını suya uzatan kimsenin ağzına su kendiliğinden gelip onun ihtiyacına cevap veremeyeceği gibi batıl tanrılara sığınıp onlardan yardım isteyenlerin istek ve dileklerine de hiçbir şekilde cevap verilmeyecektir. Zira tanrı diye taptıkları o varlıkları yaratan değil, Yaratılmış varlıklardır. Bu sebeple başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaktan acizdirler. Şüphe yok ki kendisine el açıp yalvarmaya layık olan tek Tanrı Yüce Allah'tır. Evrendeki her şeyin yaratıcısı olan Allah, kullarına şah damarından daha yakındır. Kalplerinden geçenleri daha iyi bilir. Onların açıktan ve girdi yakarışlarına işittir. İhtiyaçlarını karşılar. İstedikleri her şey mevcut değilse yaratır. Kendilerine tanrı diye tapılan şuursuz putlar veya diğer tanrılar ise yaratıcı güce sahip olmadıkları için insanların dua ve isteklerine cevap verecek durumda değillerdir. Örnek senaryo 2'de burada da arkadaşlar 7 sorumuz var. Birinci sorumuz tevhid inancını açıklayınız. Tevhid inancı Allah'ın bir tek olması, Allah'tan başka ilah olmaması, o sonratan yaratılanlara benzememesi, onun dengi ve mislinin olmaması. İkinci soru, Allah yedi göğü kat kat yaratandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Mülk Suresi 3. Ayet Bu ayetteki verilmek istenen mesaj, Allah'ın yarattığı her şeyde kusursuz bir düzen vardır. Kainat ve içindekiler sonsuz ve kusursuz bir düzen içinde hareket ederler. Allah'ın yaratmasında kusur yoktur. Üçüncü soru, Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin evrendeki yansımalarına iki örnek veriniz. Anne sevgisi, bir anne nasıl tüm çocuklara eşit sevgi gösteriyorsa, Allah da tüm canlılara karşı merhametlidir. Anne, bir çocuğunun acıktığını gördüğünde, onu doyurur ya da üşüdüğünde üzerine örter. İşte bu sevgi ve merhamet, Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarından küçük bir yansımasıdır. Yağmur, yağmurun bitkileri, hayvanları ve bizi nasıl canlandırdığını fark ettin mi? Yağmur, kuruyan toprağa, susuz kalan hayvanlara ve bitkilere hayat verir. Bu Allah'ın merhameti ve esirgeci olduğunu bir göstergesidir. Gestir ve işaret eder arkadaşlar. Dördüncü soru Allah'ın basar sıfatının anlamı. Basar arkadaşlar her şeyi her an görmesi, gözetlemesi. Beşinci soru Allah'ın her şeyi gücünün yettiği anlamına gelen sıfat arkadaşlar. Kadir sıfatı. Altı Kur'an-ı Kerim'de peygamberine ait dua örneklerinin yer verilmesi nedenlerinden birini yazınız. Bizleri nasıl dua etmemizi göstermek için arkadaşlar verilmiş olabilir. 7. Yağız ve babası bir gün balık tutmaya gittiler. Gider gitmez oltayı ucuna yem takıp göle attılar. Bir süre sonra kontrol edince balıkların yakalandığını gördüler. Yağız, baba balıkların yakalanacağını biliyordum dedi. Babası nereden biliyordun diye sorunca Yağız oltaya balık takılsın diye dua ettim ve Allah'ın benim duamı kabul edeceğine inandım şeklinde cevap verdi. Sonra oltayı tekrar göle attılar. Bu defa kontrol ettiklerinde oltanın boş olduğunu fark ettiler. Yavuz, balıkların yakalanmayacağını biliyordum dedi. Babası nereden biliyordun dediğinde Yavuz çünkü bu sefer oltaya yem takmayı unuttun. O yüzden dua etmedim diye cevap verdi. Bu metinde dua ederken dikkat edilmesi gereken konulardan hangisi değinilmiştir? Dua etmeden önce onun gerektiğini yerine getirmek. Örneğin sınavda başarılı olmak için sadece dua etmek yetmez. Derslerimizde de çalışmamız gerekir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.